Merhaba Frekans Yüksek sevgili dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 8. jenerasyon işlemcilerin hakkından gelebilecek oldukça kaliteli MSN X370 Gaming Pro Carbon modelli anakartını inceleyeceğiz. Biliyorsunuz ki Gaming Pro Carbon serisi ciddi anlamda hem ışıklandırmayla, hem X-Boost özellikleriyle, hem de işlemcilerin her türlü özelleştirmesinde yanımızda olabilecek nitelikte karşımıza çıkıyor ki en büyük avantajı da program vasıtasıyla müdahale edebilmemize olanak sağlaması diyebiliriz. Şimdi i5-8600K işlemcimiz HyperX Free belleklerimizle çok güzel bir test sürecinden geçirdik anakartımızı. 5.1 GHz hızlarına özellikle farklı bir videoda aslında anakartını, işlemcinin sınırlarını zorlamak istiyorum ama bu videoda da overclock sınırlarını optimal bir seviyede sizlere yansıtmak istedim. Şimdi dilerseniz lafı çok fazla uzatmayalım ve anakartın performansına yakından bakalım. Kutuyla olan ilk temasında ağırlığını koyması kafamda kutu içeriği zengin olmalı düşüncesini oluşturdu. Siyah esintilerle karşımıza çıkan kutumuz MyStick Lite avantajı ve diğer özellikleri tam manasıyla ön bilgilendirme olarak geçebilmekte. Kutuyu heyecanla açarken aslında bir an önce i5-8600K'yı test etmek istiyordum. Şu an favori işlemcilerden bir tanesi olduğu için sizlere performansını yansıtabilecek bir anakart seçmek istedim. Kutu içeriği bakımından zengin olan kartta Wi-Fi avantajına sahip olmamız hoş olmuş. Siyah ve metalik gri'nin yoğunluğu nedense markanın üst segment kartlarında sıkça karşımıza çıkmakta. Gaming Pro Carbon serisi bana çok hareketli geliyor. Zaten anakartta baktığınızda karbon esintileri görmek oyuncu havasının dışında performans temasını da içimize işleyebilmekte. Tabii performans için konuşmak şu an çok erken. Tamamıyla Steel Harmony ile kaplanmış bellek kanalları ve 2 adet PCI Express kanalı şimdilik geleceğe yönelik olarak sağlam bir izlenim yaratabilmekte. Tabi bunu 17 LED efektli karbon şemalı heatsink de destekliyor. Metal kaplı M.2 Shield kanadını da unutmamak lazım. M.2 SSD'lerimizi daha güvenli olarak muhafaza etmesi dışında tabi çok da fazla ekran kart ısısından etkilenmemesini sağlamakta. Anakartta çift PCI Express avantajına sahip olmamız eminim birçok oyuncunun hoşuna gidecektir. Siyah baskı devreli anakartımız bağlantı hatlarından tutun da soğutma kanadına kadar güvenlik ve performans temalı bir şekilde karşımıza çıkmak istemiş. MSI'nin anakart anlayışında aslında ses kanadının sinyal kalitesi bakımından ayrı tutulması ve altın kaplama uçlarla iletim açısından desteklenmesi hoşuma gitmekte. Umarım genel anlamdaki kalite anlayışı karşımıza overclock noktasında da VRM tasarımı ile çıkabilir. Gerçi komponentlerin soğuğa ve sıcağa karşı aşırı dayanıklı bir yapıda olduğunu söyleyebilirim. Sınırları zorlamak isterseniz işlemci bağlantı bölgesi size sorun çıkartmayacaktır. Anakartta dikkatimi çeken en önemli noktalardan biri 6 adet fan bağlantı noktasına sahip olması oldu ve genel RGB aydınlatmanın yanı sıra bellek kanadında da hoş duran LED aydınlatma ile karşımıza çıkmaları ayrı bir hava katmış. Tasarım bakımından çekici bulduğum kart eminim çoğu kasaya ayrı bir hava katacaktır. Ayrıca geceleri MyStick Lite uygulaması ile modumuza uygun şekillendirmeler yapabileceğiz. Öncelikle anakartı uzun bir süre test ediyorum. Bu hususta overclock potansiyeline her ne kadar ayrı bir videoda değinecek olsam da i5-8600K'nın sınırlarını zorladığımda bana mısın demedi. Aslında komponentler de bu noktada tamam abi biz hani sana uyum sağlayabiliriz diyebildi. Aslında MSI anakartların program avantajı da yadsınamaz. Çünkü ben artık BIOS üzerinden her şeye müdahale etmekten gerçekten sıkıldım. Burada çekirdek performanslarını gözlemleyebilmeme yardımcı olması hoş oldu. Gerek ses konusunda gerekse de performans hususunda evet anakart başarılı. Özellikle Japon işi komponentlere güveniyorum. GTX 1070 ve i5-8600K ikilisinin performansına da göz atabilirsiniz. Hem sıcaklık değerlerini hem de FPS skorlarını yansıtacağım. Açıkçası sizlere tavsiyem anakartlarda özellikle sistem açısından SD bug ile pekişmiş olmasına özen göstermeniz olacaktır. Çünkü bu sistemde problemin nerede olduğunu sistem açılmadığı zaman kolaylıkla anlayabildim. Ve ek olarak ilk bellekleri taktığımda bana kalkıp diğer slotlara takman daha iyi olacaktır diyebilecek kadar ileri gitmeleri çok iyiydi. Sonuç olarak şunları söyleyebilirim ki aynı anakartta, aynı setupta sizleri çok büyük bir sürpriz bekliyor.
Tek kanallı bellekle çift kanal bellek arasındaki fark ciddi anlamda beni şaşırttı ve bunu ekranda sizlere yansıtmayı da çok istiyorum. Eğer kaliteli, işte M.2 SSD kanadında çift kanal desteğiyle işinize yarayabilecek 2 adet SteelArmor'la pekişmiş PCI Express kanadından faydalanabileceğiniz güçlü bir anakart arıyorsanız ve hani Japon komponentlerle, Japon içi komponentlerle pekişmiş iyi bir anakart arıyorsanız, açıkçası stabil devam eden Kofilek işlemcilerde X370 ciddi anlamda iyi bir arkadaş olacaktır. Bu hususta Gaming Pro Carbon beğenimizi kazandı. Açıkçası eleştirebileceğim bir noktaya rastlamadım. Teknolojinin nimetlerinden faydalanabileceğiniz, tasarım olarak da günümüz beklentilerini fazlasıyla karşılayabilecek bir anakart arıyorsanız tercih edebilirsiniz. Bugünlük de videomuzun sonuna geliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Paylaşıp destek olmayı da unutmayın.